Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Davet ederim. için, hazırlıklarınız için. Bütün katılımcılara gönülden teşekkür ediyoruz. Birbirinden değerli fikirleri bugün dinleme imkanımız oldu. Faruk Mercan Bey'e de özellikle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zor bir görevdi ama gayet başarıyla bu görevi yerine getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun moderatörlüğü için. Eksiklerimiz olduysa affınıza sığınıyoruz. Yani bazı eksikliklerimiz olabilir. Tecrübe ilk defa düzenlendi bu şekilde bir göç divanı. Devamı gelecek bunun da. Bugün uzun tabii çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde de bunu bir sonuç bildirgesi olarak hem tarihe not düşme adına sizlerle biraz sonra paylaşacağız. Onun için ben sözü Avukat Yunus Elmas Bey'e bırakıyorum. Onu dinleyip sonra bir oylama yapacağız. Vakit kaybetmeden okuyorum. Buyurun Yunus Bey. Göç Divanı Sonuç Bildirgesi. Bu bildirge göç konusunda bir son söz teşkil etme amacında olmayıp konuyu gündeme getirme, konu üzerinde aksiyona, müzakerelere, yayınlara ve araştırmayı teşvik etme gayesi taşımaktadır. Genel prensipler. Hizmet mensuplarının göç mefhumu ile ilgili davranışlarını aşağıdaki genel prensipler temelinde şekillendirmesi tavsiye olunur. 1. Toplumsal sözleşme. Pardon, bir dakika hocam. Ekrana yansıtabilir miyiz? Yansıdı mı? Yansıtabiliriz, evet. Daha güzel olur, daha anlaşılır olur herhalde. Sizin yetkiniz var. Bu bildirgeye tabii ki özet mahiyetinde bir çalışma oldu. Evet. Buyurun. Evet, genel prensipler başlığıyla devam ediyorum. Hizmet mensuplarının göç mefhumu ile ilgili davranışlarını aşağıdaki genel prensipler temelinde şekillendirmesi tavsiye olunur. 1. Toplumsal sözleşme. İltica başvurusu yapan kişi hukuki ve toplumsal bir sözleşme imza atmaktadır. Göç eden hizmet mensupları dürüstlük, istina, iffet gibi İslam'ın temel ahlaki dinamiklerinden asla taviz vermeden bu ahde vefa göstermelidirler. 2. Bilinçli yerleşme. Her ülkenin ve bölgenin kendine özel şartları bulunduğu ve entegrasyonun farklı kapsamları olduğu göz önüne alınarak yerel çözümler geliştirmelidir. 3. Göçün farklı muhatapları. Yaş grupları, göçmenlik şartları, cinsiyet, kimlik ve aidiyet farklılıklarının gerektirdiği çözüm çeşitliliği göz önünde tutulmalıdır. Hizmet mensupları sadece göçmenlerin ev sahibi toplumla entegrasyonu konusunda değil, aynı zamanda farklı göç nesilleri, ev sahibi topluma önceden gelen hizmet mensupları, onların burada doğan çocukları ve yeni gelen muhacirler arasında entegrasyon politikaları da geliştirmelidir. 4. Pozitif katkı. Hizmet mensupları, göç olgusunun oluşturduğu fırsatları vurgulamalı ve ev sahibi topluma ekonomik, sosyal ve ahlaki pozitif katkıda bulunmalıdır. Bu konudaki inandırıcılıkların bir parçası olarak refah devleti imkanlarına pasif bağımlılığı azaltmaya, katma değer oluşturmaya ve göçmenlerle alakalı oluşabilecek negatif his ve söylemlere engel olmaya çalışmalıdırlar. Küresel çözümler. Ev sahibi toplumun ve göçmenlerin kültür ve tecrübe alışverişiyle kazanılacak hikmet ve bilgeliği kabullenmesi, aynı masa etrafında küresel çözümler geliştirebilmek için önemli bir adımdır. Evrensel yaklaşım. Hizmet hareketi evrensel bir hareket olduğunun bilinciyle evrensel ve yapıcı bir dil ve yaklaşım kullanmalıdır. Bu dil oluşturulurken göçe maruz kalanların hissiyatı ve gayrimüslimlerin rahatsız olmayacağı bir dil kullanılmasına dikkat edilmelidir. Üretim yerine katılım. Aşağıdaki başlıklardaki tüm projelerde eğer mevcutsa ev sahibi toplumda ya da hizmet hareketi içinde var olan sistemlere ve çözümlere katılma ihtimali değerlendirilmelidir. Yeni projeler üretmekten daha faydalı olacağı durumlarda katılım tercih edilmelidir. Eğitim, diyalog eğitimi.
Göçmenler ve ev sahibi toplum arasında bağ kurma çabasının kuralsız bir iş olarak değil, bir ilim olarak ele alınması ve bu konuda eğitimler verilmesi faydalı olacaktır. Hizmet mensuplarının önemli bir görevi, hayatın her alanında birlikte yaşama kültürünün ilmi esaslarla tesis edilmesidir. Göç sünneti. Siyer'i göç ve göçmenlik açısından okumak ve temel bazı ilkeler belirlemek, özellikle yol haritası oluşturmada önem arz etmektedir. Bilgi edinme. Göçmenler ev sahibi toplumundaki mülteci hakları konusunda bilgi edinerek süreci bilinçli biçimde daha kolay atlatacaklardır. Gerektiğinde bu konuda yönlendirici kaynaklar kolay erişim için bir araya getirmelidir. Çocukların eğitimi. Muhacir çocuklarının bulundukları ülkelerin eğitim sistemine adapte olmaları için gittikleri okullardaki eğitimcilerle devamlı iletişim halinde olunmalıdır. Çocukların yaşadıkları zorlukların ve durumun hassasiyetinin anlaşılması sağlanmalıdır. Pratik kurslar. Dil öğrenimi, meslek eğitimi gibi alanlarda ihtiyaç dillendirilmesi halinde hizmet hareketi kurs imkanı oluşturabilir. Kurslara ek olarak dil ve meslek alanlarında oluşturulacak dayanışma grupları da faydalı olacaktır. Aktif insan hakları. Hizmet mensuplarının evrensel insani yardım kuruluşları bölgelerindeki sivil toplum kuruluşları ve mesleki kurumlarda üyelikleri teşvik edilmelidir. Manevi beslenme ve geliştirme faaliyetleri. Değerlerle rehabilitasyon. Hareketin değerleri ve İslami beslenme kaynaklarıyla rehabilitasyon yapılması tavsiye edilir. Periyodik okuma ve geliştirme faaliyetleri planlı biçimde devam ederken, göçün insan psikolojisinde bırakacağı yaraları göz ardı etmemek gereklidir. Muhacir, bireysel göçmenlik sürecinin yaralarını sararken, hizmet değerlerine olan güven duygusunu sağlam tutmalı, ev sahibi topluma karşı düşmanlık ya da ölçüsüz hayranlık göstermemelidir. Kadim miras ve kimlik inşası. İkinci jenerasyon göçmen çocuklarının sağlıklı kimlik gelişimi için entegrasyon yerine hibrit bir fidan olarak büyümek ve kök salmak kavramı üzerinde durmak alternatifli bir yoldur. Kimlik inşası için temel esaslar şunlardır. A. Kur'an, sünnet, evrensel kültür, medeniyet ve insan kaynaklı maddi manevi kadim mirası çağın şartlarına uygun olarak edinmek, edinilmiş kazanımları artırarak bir sonraki nesle taşımak. B. Kadim mirasın yeni kültür ile harmanlanarak tekrar inşası ve bunun için kadim miras dinlerinden birini, Arapça, Farsça ve Türkçe, akademik seviyede öğrenmek, yaşam alanlarımızı dizayn ederken dahi kadim mirasın zenginliğinden istifade etmek. C. Bireysel ve toplumsal olarak kemale erme, maddi bağlamda ise finansal, bilimsel, yönetimsel, teknolojik, toplumsal gelişme yönelik üretim ve kalkınmadır. Yerel mentörlük. Yerel dilde rehberlik yapabilecek mentorlar yetiştirilmesi büyük önem taşıyan bir vazifedir. Bu mentorluk yelpazesi altında göçmen çocuklarının hem manevi gelişimine hem okul derslerine yardım edecek sistemler kurulabilmesi için mentorluk faaliyetlerini çalışmalar yapması, çalışmalarla alakalı ortaya koyacak tüm ihtiyaçların hizmet mensupları tarafından desteklenmesi gereklidir. Diyalog, toplum içi barış ve ahenk. Çözümün parçası olmak. Göçmenler ile ev sahibi toplum fertleri arasında samimi ve doğal kardeşlik ve komşuluk bağları kurulması tavsiye edilir. Burada muhacirlere düşen mahalli yardım gruplarında ve gönüllülük esaslı kurumlarda vazife almak, kısaca ev sahibi toplum problemlerinde çözümün bir parçası olmaktır. Göç olgusu. Göçmenlik insani bir problemdir ve dünyanın problemlerinde çözüm üretmeye talip olan hizmet mensupları aralarında ayrım yapmaksızın her göçmen grubunun kendine has hususiyetlerini gözeterek uzun soluklu planlar yapmalıdır. Hizmet mensupları kendilerine ait problemler çözülse dahi göç olgusunu gündemlerinde tutmalıdırlar. Toplumsal barış. Göç ettikleri toplumlara ön yargı veya nefret besleyen grupların toplumsal barışı tehdit eden yaklaşımlarına karşı projeler geliştirilmelidir. Şahısların huzuru ve ev sahibi toplumun ahengi için bu hususun ciddi bir tehdit oluşturduğu unutulmamalıdır. İnsani yardım, sosyal refah. İlk yardım. Göçmenlerin göçün ilk günlerinde yardımsız, kimsesiz bırakılmaması, ekonomik, sosyal, psikolojik, duygusal, manevi yardım ve gerekli yönlendirmelerin yapılması kritik bir öneme sahiptir. Bu görev başta ensarlığa düşmektedir. Ancak tecrübeli göçmenlerin de deneyimleri ışığında yapabileceği yardımlar ile bu ağır görev hep birlikte üstlenilmelidir. Yardıma koşma. Muhacirler düşünce ve aksiyon ile yeni bir hayat inşa etmeli, yardıma muhtaç psikolojisinden bir an önce kurtulup yardıma koşma duygusuyla hareket etmelidirler. Ekonomik katkı. Muhacirler göç ettikleri toplumda yabancılaşmama gayretiyle ekonomik kalkınmanın parçası olmayı hedeflemelidir. Beyin göçü. Hizmet mensupları yaşadıkları beyin göçünü, ırkçılık, insan hakları ve çevre gibi yükselen problemlere çözüm üretmek için beyin gücüne çevirmelidir. Alçak gönüllülük.
Hizmet mensupları gönüllü faaliyetlerin yapıldığı yerlerde, projelerde önde görünmenin rahatsızlık oluşturabileceğini unutmamalıdır. Hizmette önde, ücrette girdi olmak esastır. Kültür, sanat, spor. İlgi alanları. Göçmenlerin, özellikle gençlerin ve çocukların ilgi alanları belirlenerek sanat, kültür, spor gruplarında, derneklerinde ve platformlarında yer almaları teşvik edilmelidir. Görsel yayınlar. Kadim miras ile göç edilen ülkenin kültürünü harmanlayan kısa filmler çekilmesi ve çocuklarımızın ruh dünyasına uygun animasyonlar hazırlanması faydalı olacaktır. Spora teşvik. Sünnetten örnek alınarak çocukları ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek, onların zihin ve bedenen gelişmelerini temin edecek, onları toplumdaki zararlı duygu, düşünce ve alışkanlıklardan koruyacaktır. Yayınlar. Hizmet aydınlarının sorumlulukları. Hizmet aydınları, birlikte yaşamak kültürünü geliştirmek, ev sahibi toplum bireylerine göçün bir zenginlik kaynağı olduğunu göstermek, farklılıklar arasındaki kültür, sanat ve bilgelik etkileşimin doğurganlığının altını çizmek için entelektüel ve akademik çalışmalar yapmalıdırlar. Göç hukuku. İslami ve medeni hukuk alimleri, göçmenliği zorunlu kılan sebeplerin artmasını dikkate alarak göç hukuku hükümlerini yeniden değerlendirmelidir. Güvenli geçiş ve eskortluk gibi hususlar bilhassa incelenmelidir. Müspet yayınlar. Şiddet, nefret, ırkçılık söylemlerine karşı barışı ve birlikte yaşamı ön plana çıkartan yayınlar yapılmalı, ortak faydalar vurgulanmalıdır. Bu yayınlar hem akademik platformlarda hem hizmet hareketinin medya organlarında yapılmalıdır. Farkındalık oluşturma. Mültecilerin başarı veya başarısı hikayeleri yazılıp farkındalık oluşturmalıdır. Bu hikayeler kısa film, animasyon, sosyal medya içerikleri gibi konjonktüre uygun medya ve kültür araçları kullanılarak yaygın hale getirilmelidir. Saygılarımızla arz ederiz. Evet, teşekkür ederiz Yunus Bey. Bu medyada da yer alacak. Aynı zamanda Hizmet Wiki'de de yayınlanacak. Onları paylaşacak arkadaşlarımız. Şimdi bir oylamamız var bu bildirge ile ilgili. Katılırsanız seviniriz. Daha sonra da Hizmet ve Medeniyet İnşası Koordinatörü Melike Gülen hocamızın bir konuşması var. Kısa bir duyuruları var. En sonunda Kerim Balcı beyefendiye söz vereceğim. Onun da programımızı tamamlayacağız. Mümkünse ayrılmayın lütfen. Şimdi ekranda oylamalar görülecek. Çok kısa sanal bir oylama yapacağız. Hocam oylama başlamış durumda. Eğer oylamanızı göremiyorsanız ekranınızda aşağıda polls diye bir yer var. Ona bastığınızda açık pollları görme imkanı bulabilirsiniz. Halihazırda 43 arkadaşımız, 44 kişi oyunu kullanmış durumda. Polls bölümüne basıyorsunuz, evet. Evet. Burada evet ve hayır seçeneğinde nereye tıklanıyor? Siz kendi ekranınız, siz co-host olduğunuz için şeysiniz, seyrediyorsunuz şu anda. Oylama yapamıyoruz, neticeye. Tarafsız. Biz oylama yapmıyoruz. Öyle mi? Peki. Evet. Tamam. Evet. Evet, yöneticiler oylama yapmıyorlar. Siz şu anda sonuçları görüyorsunuz. Ama yani arkadaşlarımız sadece basabilecekleri tuşları görüyorlar. Değerli arkadaşlar, 50'de kalmış durumdayız. Kimseyi oy vermeye zorlamak gibi bir lüksümüz yok. Dahası hala hazırda verilen oy sayısı bir karar olarak yeterli. Müsaadenizle neticeyi paylaşıyorum hepinizle. Oy veren 51 arkadaşımızdan 49'u bu haliyle kamuoyuyla paylaşılmasını onayladıkları için bu da %96 oranında bir oy. Oylamayı görememiş olan arkadaşlarımız bu oylamalar polls kısmının içerisinde görüyor. Nadirattan kendi Zoom aplikasyonunuz mani oluyor ben bastığımda ekrana gelmesine. İtiraz olan arkadaşlar itirazlarını chatbox'tan iletebilirler. Bendenize yazabilirler aynı zamanda. Yarın gün içerisinde bu metni Ertuğrul Hocamların çalışmasıyla bir kamuoyuyla paylaşılabilir hale getireceğiz. Fakat içeriğiyle alakalı değil, sadece başına ve sonuna yapılan çalışmayla alakalı bilgi koyacağız.
Bahtiyar Oğlu'nun oylamaya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ertuğrul Hocam söz yine sizde. Evet, Melike Gülen hocama söz veriyorum. Hizmet ve Medeniyet İnşası Koordinatörü kendisi aynı zamanda. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkür ve duyurular başlattı. Çok kısa tutmaya çalışacağım. Kıymetli hocalarım, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Hizmetin ayırıcı özelliği, hep bunu tekrar ediyorum ama küresel bir entegrasyonla birlikte ahlaki bir derinliği birleştirme gayretinde oluşu ve insandan başlayıp küresel problemlerde çözümün parçası olarak ancak küresel entegrasyonu gerçekleştirebilir. İşte göç bunun canlı bir örneğiydi. Bundan hareketle Respect School olarak, yani hizmet ve medeniyet inşaat seminerleri olarak hizmetin temel kavramları ve prensiplerine yeni perspektifler sunmaya devam edilecek. Divan müzakereleri de bu seminerin bir parçası olarak doğdu. Tabii hizmet ve medeniyet inşası sınıfı olarak böyle bir fikir fırtınasına ev sahipliği yapmanın haklı gururu içindeyiz. Bir krizi konuşuyor olmamıza rağmen katılımcıların yumuşak atmosferinden sağduyulu analizler çıktığını gördüm. Beklentilerin önemsendiği sorular ve cevapların gerçekleştiğine inanıyorum. Böyle bir hayali ilk olarak paylaştığım Sayın Kerim Balcı hocama dikkate aldığı için onun üstün gayretlerinden ötürü Divan Planlama ve Organizasyon ekibi olarak sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Taraflara değer veren, entelektüel bir zemin gerçekleştiren Sayın Faruk Mercan Beyefendi'yi, hocalarımızı, müzakerecilerimizi, gözlemci katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Her biri varlıkları ve özgür düşünceleriyle şerefler verdiler, değerler kattılar. Hedefimiz divan müzakerelerini bir düşünce üretim kuruluşu olabilecek entelektüel bir zemin haline getirebilmekti. Ve bu amaçla insanlığın problemlerine farkındalık oluşturmaya da devam edeceğiz. Nelerle? Divanlarla efendim. Gelecek divan müzakerelerimiz, tarih ve konuları arkadaşlarımız yazıyorlar chatte. Ben bu konuda gevezelik yapmayayım. Şimdiden takviminizde kaydetmenizi istirham ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Teşekkür ederiz Melike Hocam. Kerim Hocam buyurun, söz sizde. Değerli dostlar, Avrupa'da olan arkadaşlar için gece yarısını geçmiş olan bir saatteyiz. Sabırlarınızı zorlamadan hepinize bizimle kaldığınız için. İsimlerini tanıdığım dostlarım var. Türkiye'den, Mısır'dan katıldıklarını görebildiğim arkadaşlarım var. Onları da tebrik ediyorum bizimle bu saate kadar kaldıkları için. Müzakereci olarak bu toplantıya davet ettiğimiz ve fakat toplantının zaman ayarlamasının zorluğunu gördüklerinden dolayı bana özelde yazıp ben fikirlerimi chatten paylaşırım, bana söz vermenize gerek yok diyen Civan Mert arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Züleyha Hocam'ın başta söylediği, Melike Hocam'ın sonunda söylediği gibi bir ilkti bu bizim için. Bir kolektif düşünme kültüründen yoksun olan bir milletin evlatları olarak birlikte düşünmeyi öğrenmek için yola çıktık. Ve fakat ilk adımımızdı. Neticede birbirimizi kırmadan özgür bir konuşma atmosferi içerisinde fikirlerimizi ifade edebildiğimizi zannediyorum. İçinizde birlikte düşünme, kolektif düşünme mekanizmasını harekete geçirebilecek fikirleri olan, teknolojileri tanıyan, inovatif yaklaşımlar olan arkadaşlarımız olabilir. Lütfen divan müzakerelerini katılımcısı olduğunuz fakat organizatörü olmadığınız yapılar olarak görmeyin. Bu kolektif düşünme çabası hepinizin organizatör olarak yer alabileceğiniz bir çaba. Lütfen bunu daha güzel bir yere taşımaya hep birlikte çalışalım. Hizmet Wiki'de bir blogumuz var halihazırda. Orada içerik yayınlamaya başlamış durumdayız. Yani bu, eğer hala üyemiz değilseniz Hizmet Wiki üyesi olmak için de sizin için bir ilk olabilir. Bu konuyla alakalı görüşlerinizi yazmak isteyebilir, yayınlamak isteyebilirsiniz. Halihazırda bir mecranız varsa kendi mecranızda yayınlarsınız. Yoksa bloghizmetwiki.com adresini de alternatif olarak düşünebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, divan müzakerelerinin konusu olmamakla birlikte divan müzakerelerini yapabilmemize
Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi bünyesindeki seminerler vesile oldu. Özellikle de hizmet ve medeniyet inşası semineri vesile oldu. Bunun için bu seminerlerin devam etmesi gerekiyor. 8 Mayıs'ta başlayan 3 seminerimizin kayıt linklerini paylaşıyorum sizlerle. Lütfen bunu sadece size yapılmış olan bir davet olarak görmeyin. Etrafınıza yayabileceğiniz bir davet olarak görün. İlk yorumcularımızdan birisi Necati Mert Hocam'dı. Necati Mert Hocam'ın Hac ve Umre Sertifikası programı ikinci yılını gerçekleştirecek. Melike Hocam sadece hizmet ve medeniyet inşası seminerinin değil, aynı zamanda Lemalar Dershanesi'nin de koordinatörlüğünü yapıyor. Olağanüstü güzel bir hazırlık dönemi geçirdiler. Gerçekten Risale-i Nur'a bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşılacağını göreceksiniz. Yeryüzü mirasçılarının vasıfları benim Respect Graduate School'daki ilk göz ağrım. Üçüncü yılını idrak edeceğiz bu sene. Her sene kalitesini ve bakış açısını değiştirerek, geliştirerek yolculuğuna devam ediyor. Sizleri ve tanıdığınız insanları aramızda görmek isteriz. Sabrınız için çok teşekkürler ediyorum. Ben tek tek burada insanlara teşekkür ederken öncelikle co-host olan bütün arkadaşlarım isimlerini hızlıca zikretmek istiyorum. Koordinatörümüz Ertuğrul İncekül Hocam, fikir annesi Melike Gülen Hocam, bize bütün bir yolculuk boyunca yardımcı olan Emine Eser Hocam, Yunus Elmas Hocam, Beyza Nur, Uğur Hocam ve son dönemde tanıdığımız ama Kahoot sunumundan görebildiğim kadarıyla bu işi bir hayli güzel yapan Ahmet Deniz Hocam'a da teşekkürler ediyorum. Ve tabii ki bugün oturum başkanlığımızı yapan ve en azından eğer kendisini çok kırmadıysak çevre divanında da bizimle birlikte olacağının sözünü vermiş olan Faruk Mercan Hocam'a teşekkürler ederek hayırlı geceler olsun. Her neredeyseniz hayırlı günler diliyorum sizlere. Lütfen düşünmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet, teşekkür ediyoruz. İdrakten aciz olduğunu idrak gerçek idraktır diyor İmam Gazali Hazretleri. Biz de yaşadıkça ve okudukça aciziyetimizi anlıyoruz, ifade ediyoruz. En azından öyle olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla okumaya, anlamaya, hakikatin peşinde olmaya devam diyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederiz.